أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Evet aziz muhterem Rehber TV izleyicileri, İnşallah bu hafta da sizinle yeni bir fıkıh programında beraberiz. Geçen haftaki dersimizde namazın mekruhları kısmını işlemiştik. İnşallah bu hafta da namaz konusundan devam edeceğiz. Bu hafta da bayanların namazda yaptığı farklı olan bazı hususlar var. O hususlar üzerine inşallah konuşacağız sizinle. İlk olarak normalde erkekler namaz kıldıkları zaman erkeklerde secde hali, ruku hali, el tutma hali bazen farklı olabiliyor. Bayanlar secde halinde secdeye giderken ellerini, dizlerini bu ayakları üzerine bırakırlar. Ve yine bayanlarda farklı olan hususlardan bir tanesi, yabancı erkekler bulunduğu zaman bayan sesini ne yapar? Sesini kısar. Mesela bir bayan diyelim cehri olan bir namaz kılınıyor. Cemaatle bayanlar kendi aralarında namaz kılarlar. Akşam namazı olabilir, yatsı namazı olabilir, sabah namazı olabilir. Malumunuz o namazlarda insan cehri okur. Fatiha ve suremizi cehri bir şekilde okuruz. Şayet bayanlar da bunu cemaaten kılarlarsa onlar da cehri okurlar. Ama o esnada orada diyelim yabancı erkekler varsa seslerini ne yaparlar? Seslerini kısarlar yabancı erkeğe seslerinin gitmemeleri için. Yine bayanlarda namazda bir yanlış durum oluşursa, mesela diyelim imamları bir hata yaparsa, oturulmaması gereken yerde oturursa ve oturulması gereken esnada kalkarsa, bir yanlış yaparsa o esnada erkeklerde malumunuz Subhanallah kelimesi denilir. Ama bayanlarda ise el çırpılır şu şekilde mesela. Bu şekilde el çırpılır. Eğer ki bayanlarda bir yanlışlık oluşursa. Yine avret olarak erkeklerde diz ve göbek arası avretti. Fakat bayanlarda bütün vücut avrettir. İlla yüz ve elin dışında. Mesela namaz esnasında bir bayan yüzünü ve elini Şafii mezhebinde açabilir. Yüz ve elin dışındaki diğer yerler yine Şafii mezhebinde bayan için avrettir. Fakat Hanefi mezhebinde ayağı da avretten saymamaktadırlar. Namaz esnasında ayak açılı olursa namazı bozulmaz Hanefi mezhebinde. Yine bayan erkeklerde malumunuz ezan okumak sünnettir. Kamet getirmek hakeza sünnettir. Bayanlarda da ezan okumak sünnet değildir kardeşlerim. Bilakis bayanlarda ezan okumamak daha iyidir. Velev ki ezan okusa dahi bayanlar kendi aralarında o ezanı sessiz bir şekilde okumaları daha uygundur. Yani seslerini kaldırmaksızın okurlarsa daha uygun olur. Fakat kamet ise bayanlarda bir sıkıntı yoktur. Kameti getirebilirler. Kamet onlar açısından da sünnettir. Bu şekilde bayanlarla erkekler arasındaki namazda ve namazın dışındaki bazı farklılıklardan bahsettik. İnşallah şimdi de namazı bozan şeylerden bahsedeceğiz. Namazı bozan şeyler ortak olan hususlardır. Hem bayanlarda hem de erkeklerde namazı bozan ortak hususlar vardır. Bunları inşallah işleyeceğiz. İlk olarak namazı bozan şeylerden ilki bilerek namazda konuşmak.
bu namazı bozar kardeşlerim. Tabi İslam'ın ilk yıllarında, daha Müslümanlar ilk zamanlardayken namaz esnasında konuşurmuşlar. Fakat Allah-u Teala'nın daha sonra ayet ile sabittir ki onlara namaz kılma esnasında onları konuşmaktan ne yapmıştır? Nehyetmiştir. Bu sebeple bir kişi bile bile namaz esnasında şayet konuşursa o kişinin namazı bozulur. Yine namaz esnasında iki harf dahi ağzımızdan çıkarsa ve bu iki harf mesela bir anlam ifade ederse yine namazımız bozulur. Hatta Şafii mezhebinde bir harf dahi çıkarsa ağzımızdan ve o harf şayet bir manayı ifade ederse yine namazımızı bozar. Mesela Arapçada şu örneği vermişlerdir. Mesela kı kelimesi, kı kelimesi sakın manasında, kork manasına gelir mesela. Fi kelimesi mesela, fi harfi. Bu harf da mesela yani borcuna vefa göster, vefadar ol diye o manalara gelir. Mesela bunlar da bir mana, bu harfler mesela bir harf fakat bir mana ifade ettiğinden dolayı namazımızı ne yapar? Namazımızı bozmuş olur kardeşlerim. Fakat diyelim bir insan namazında unutarak konuşursa veya namazda konuşmanın haram olduğunu bilmeden konuşursa, mesela kendisi yeni Müslüman olmuş, misalen kafir bir ülkede kendisi yaşıyor ve yeni Müslüman olmuş fakat namazda konuşmanın haram olduğunu veya namazı bozacağını bilmiyorsa bu kişi 6 kelimeden fazla konuşmazsa o kişinin namazı nedir kardeşlerim? Namazı olur. Çünkü kendisi bilmiyor o esnada hangi yani daha yeni Müslüman olduğundan dolayı 6 kelime konuşursa onun namazı bozulmaz. Yine kardeşlerim namazı bozan ikinci hususlardan ikincisi bol çok hareket yapmak. Kişinin mesela çok hareket yapması namaz esnasında. Bu çokluk da kardeşlerim bir rekatta 3 hareket yapmak nedir? Bu çok olarak görülmüştür ve o namazımıza zarar verir. Namazımızı da ne yapar? Namazımızı bu şekilde bozmuş olur kardeşlerim. Üçüncü olarak insan namazı bozan şeylerden üçüncüsü insan mesela namaz esnasında iken namazın üzerinde iken üzerimize herhangi bir necaset gelirse ve o necaset üzerimizde kalırsa o da nedir? Namazımızı bozar. Fakat necaset kuru bir necaset ise diyelim bizler namaz esnasındayız, üzerimize o necaset geldi ve o esnada bizler o necaseti üzerimizden atarsak nedir? O namazımıza zarar vermez kardeşlerim. Fakat necaset üzerimizde namaz esnasında kalmaya devam ederse o zaman nedir? O zaman namazımız ne olmuş olur? Namazımız bozulmuş olur kardeşlerim. Yine namazı bozan şeylerden dördüncüsü ise insanın avret yerinin açılması namaz esnasında. Dedik ya erkeğe göre avret yeri var, bayana göre avret yeri var. İşte o belirlenen dizle göbek arası erkeklerde, bayanlarda ise el ve yüz demiştik Şafii mezhebinde, Hanefi mezhebinde de ayak tarafı. Bunların dışında herhangi bir yer namaz esnasında açılırsa nedir? Bu namazı bozar. Hele hele özellikle bile bile bu iş yapılırsa tamamıyla namazımız bozulur. Mesela bir insan namaz esnasında bile bile avret yeri açılırsa kardeşlerim açarsa o kişi bu hareketiyle namazını bozmuş olur. Ama istemeden kendisi istemeden
namaz esnasında avret yeri açılırsa ve o kişi de hemenden zaman kaybetmeksizin o avret yerini örterse, onun namazı nedir kardeşlerim? Namazı olur, namazı bozulmaz. Ama kendisi hemencikten onu kapatmazsa, o açılan avret yerini, namazı ne olmuş olur? Bozulur. İster isteyerek olsun, isterseniz istemeyerek olsun. Yine beşinci olarak namazı bozan şeylerin beşincisi yeme ve içme. Bir insan namaz esnasında yer veya içerse bu da nedir kardeşlerim? Bu namazı bozar. Çünkü yeme ve içme namazla aynı esnada olacak bir şey değildir. Çünkü namaz huşuyu gerektiren bir ibadettir. İnsan namazı esnasında huşulu olması gerekir. Huşulu olabilmesi için de dünyevi şeylerden kendisini arındırması lazım. Bu dünyevi şeylerden bir tanesi de nedir? Yeme ve içmedir. Hakeza onu meşgul edecek şeylerden de kişinin kendini arındırması gerekmektedir. O meşgul eden şeylerden biri de yeme içmedir. Bu yüzden namazla yeme içme aynı esnada nedir? Aynı esnada olmaz. Mesela özellikle bazen yemek yedikten sonra ağzımızda yemek kırıntıları kalır. Bu yemek kırıntılarının hükmü nedir kardeşlerim? Bu yemek kırıntılarının hükmü şayet insanoğlu onu kendi bile bile ağzındaki kırıntıyı yutarsa o kişinin namazı bozulmuş olur. Ama bilmeyerek, istemeyerek eğer ki ağzındaki şey midesine giderse, yutarsa o onun namazını bozar mı, bozmaz mı? Burada alimler bir nohut tanesi örneğini bize vermişlerdir. Şayet ağzındaki şey nohut tanesinden küçükse onun namazı nedir? Onun namazı bozulmaz. Fakat nohut tanesinden büyük olursa o onun namazına ne yapmış olur? Namazına zarar vermiş olur kardeşlerim. Evet, bunlar namazımızı bozan şeylerdi. Yine altıncısı ise kardeşlerim, namaz esnasında abdestimizi bozacak bir şeyin oluşması. Mesela insandan gazın çıkması vesaire. Namazı bozacak, abdesti bozacak herhangi bir hususun oluşmasıyla ne olur? Bu da namazımızı bozar. Yine yedincisi ise kardeşlerim, namaz esnasında gülmek. Mesela bir insan namaz esnasında bile bile gülerse o onun ne yapar? Namazını bozar. Ama namazda tebessüm ederse, mesela bir insan kendini tutamadan tebessüm etti. Aklına bir mesele geldi ve o esnada tebessüm etti. O tebessüm onun namazını bozmaz. Ama normal gülme dediğimiz gülme işlemi oluşursa ve ondan iki harf oluşacak şekilde bir şey ağzından o gülme esnasından oluşursa o onun namazını ne yapar? O onun namazını bozmuş olur. Yine insanın böyle sızlaması, namaz esnasında kişi sızlarsa o da onun ne yapar? Namazını bozar kardeşlerim. Bir diğer namazı bozan husus kardeşlerim, niyetin değişmesi. Mesela bizler öğle namazına niyet ettik ve namazımıza başladık. Fakat sonradan içimizden geçirdik ki dedik ki biz namazı bırakalım, terk edelim. Öğle namazını şu esnada değil de daha sonra kılalım diye böyle bir niyet getirirse kardeşler, o zaman ne olur? O zaman yine namazımız bozulmuş olur. Veya bizler namazımızı bir şeye bağlarsak, mesela ben namaza başladım, şayet işte falan arkadaşım gelirse ben namazımı bozarım. Veya falan şey oluşursa ben namazımı bozarım diye böyle bir şeyde böyle bir niyetimiz içimizden geçirirsek
O da nedir mesela? Namazımızı bozar. Yine sonuncu olaraktan namazı bozan şeylerden bir tanesi de kişinin kıbleden ne yapması? Kendini ayırması. Yani kıbleden başka bir yöne dönmesi, bile bile isteyerek kişi mesela diyelim kıbleden bütün vücudunu, özellikle şu taraflarını, omuz taraflarını kıbleden alırsa, böyle kendini çevirirse, o kişinin de bu şekilde namazı ne olmuş olur? Namazı bozulmuş olur kardeşlerim. Bu şekilde namazı bozan şeyleri de bitirmiş olduk. Bir diğer husus tabii ki namazda sucudu sehv dediğimiz, sehv secdesi olarak meşhur olan insanın unutkanlığı veya gaflete gelmesi, bir şeyi unutması, o esnada secdeye gitmesi. Buna da sehv secdesi demişiz. İnsan beşer olma hasabıyla bazı meseleleri ne yapabilir? Bazı meseleleri unutabilir kardeşlerim. Çünkü insan insandır ve bazı meşguliyetleri vesaire birçok şey bazen insana unutkanlığına sebebiyet verebiliyor. Diyelim bir insan namazda bir şey unuttuğu zaman kendisi ne yapar? Sehv secdesine gider. Hatta bir gün Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabe-i kiramla 4 rekatlık olan bir namazı kılar. Kendileri sallallahu aleyhi ve sellem 4 rekatlık namazı 2 rekat olarak kılar ve daha sonra selam verir. Bunun selamını gören Zülyedeyn diye meşhur olan sahabemiz Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanına gelir. Ya Resulallah der. Namaz acaba kısaltıldı mı? 4'ten 2'ye mi düştü? Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabe-i kirama dönerek şöyledir. Zülyedeyn'in dediği doğru mudur? Ben 2 mi kıldım? Sahabe-i kiram evet ya Resulallah. Siz 2 kıldınız ve daha sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam kalkar 2 rekat daha kılar ve ardından 2 secde, sehv secdesi dediğimiz tahiyyattan sonra sehv secdesini yapar kardeşlerim. Bu mesele gösteriyor ki insan bir noktada namaz esnasında yanlış yaparsa sehv secdesi yapması gerekir. Tabi sehv secdesinin bazı sebepleri var. İnşallah onları da işleyeceğiz şimdi. Sehv secdesinde de bazı sebepler vardır. Mesela biz geçen derslerimizde namazın eb'atları diye bazı hususlar hakkında konuşmuştuk kardeşlerim. Namazın eb'atlarından mesela ilk teşehhüd, 4 rekatlı olan namazlarda ve 3 rekatlı olan 2 tahiyyatı kendinde barındıran herhangi bir namazda ki ilk tahiyyatı bizler unutursak o zaman sehv secdesi gerekir. Yine Şafii mezhebinde sabah namazında kunut duasını terk edersek sehv secdesi ne olmuş olur? Gerekir. İşte bu eb'atlardan herhangi birini bir kişi terk ederse sehv secdesi yapması gerekir. Sehv secdesinin oluşacağı ikinci yer ise, sebep ise kardeşlerim, namazın sayısı hakkında şüpheye düşmemiz. Mesela bizler namaz kılıyoruz, 4 rekatlı bir namaz. Bizler namaz esnasında şüpheye girdik. Acaba ben 3 mü kıldım, 4 mü kıldım? Böyle bir durum oluştuğu zaman yine sehv secdesi gerekir. Bakın mesela İmam Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyorlar. اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ ف۪ي صَلَاتِهِ Sizlerden biri namazında şüpheye düşerse فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّ Kaç kıldığını da bilmezse, yani kaç rekat kıldığını bilmezse, selasen em erba'an, acaba ben 3 mü kıldım, 4 rekat mı kıldım diye şüpheye girerse, فَلْيَتْرَحِ الشَّكَّ شَكِّ Yani o şüpheyi kendinden atsın, onu gidersin. وَلْيَبِنْ عَلَى مَسْتَيْقًا Namazına ne yapsın? Yakini üzerine, kesinliği üzere namazını bina etsin. سُمَّ يَسْجُدُ السَّجْدَتَيْنِ Sonra 2 secde yapsın. قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ Selam vermeden önce ne yapsın?
iki sev secdesi yapsın. Ha mesela burada kardeşlerim o şekki nasıl atacağız? Mesela biz üç mü kıldık, dört mü kıldık noktasındaki o şüphemizi nasıl gidereceğiz? Burada en akel dediğimiz az olana kanaat getireceğiz. Diyeceğiz ki üç mü kıldım, dört mü kıldım? O zaman yakinimizi üç üzere getireceğiz. Ben üç rekat kıldım. Daha sonra tekrar bir rekatımızı da kılacağız. Bir rekatımızı kıldıktan sonra tahiyyat, tahiyyattan sonra son tahiyyatı okuduktan sonra sev secdesini ne yapmış olacağız kardeşlerim? İki de sev secdesini yaparız. Yine arkadaşlar üçüncü olarak sev secdesini gerektiren sebeplerden bir tanesi de kişinin namaz esnasında namazı bozacak bir şeyi sehven yapması. Misalen kişi konuşması mesela az olan kelimelerle konuşursa sonra kendine gelirse unutarak mesela bir kaç kelime konuştu kendine geldi. O zaman ne yapması lazımdır? Sev secdesi dediğimiz şeyi yapar. Yine sev secdesini yapması gereken noktalardan bir tanesi de bazı duaların yerini değiştirmesi. Misalen diyelim bir rüknün veya mesela namazın ebatlarından bir tanesinin yerini değiştirmesi. Mesela diyelim Fatiha'yı normalde bizler kıyam esnasındayken, ayakta iken ne yaparız? Ayakta iken bizler Fatiha'mızı okuruz. Ama diyelim bir kardeşimiz ne yaptı? Namaz esnasında tahiyyata oturmuş şekilde Fatiha'yı okudu. Aslında Ettehiyyatü'yü okuması lazım iken kendisi ne yapıyor? O esnada unutaraktan, şaşıraraktan kalkıyor. O esnada tahiyyat esnasında Fatiha'yı okuyor. Veya kıyamdayken ne yapıyor? Kıyam esnasında Fatiha'yı okuması lazım iken kendisi ne yapıyor? O esnada tahiyyatı okuyor. Böyle bir durum oluşursa bu şekil durumlarda da kişinin ne yapması lazımdır? Sev secdesi yapması lazımdır. Bu artık i'tidalda olabilir, rükûta olabilir, sucud esnasında, secde esnasında da ne yapabiliriz? Secde esnasında da olabilir. Tabi son olarak bu noktada sev secdesi ile ilgili söyleyeceğimiz şey, sev secdesini nasıl yapacağız? Malumunuz sev secdesi kardeşlerim son rekatta yapılır. Misalen diyelim 3 rekatlı bir namaz kılarsak veya 4 rekatlı bir namaz kılarsak onun son rekatında tahiyyatı, ettehiyyatü elmubarakatü tahiyyatı bitirdikten sonra selam vermeden önce Şafii mezhebinde selam vermeden önce ne yaparız? İki sefer sev secdesine gideriz ve o şekilde sev secdemizi iki sefer yaptıktan sonra kalkar selamımızı namazdan çıkma selamımızı veririz. Bu şekilde sev secdemizi yapmış oluruz kardeşlerim. Evet Allah-u Teala sizden razı olsun. İnşallah bir dahaki dersimizde buluşmak üzere. Sizleri ve tüm Rehber TV izleyicilerini Allah-u Teala emanet ediyoruz. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.